Herkese merhaba. Ben Burcu Girginer Özünlü. Farklabs'te daha iyi gelecek için yürütülen programların yöneticisiyim. Bugün sizlerle dayanıklı ve sürdürülebilirlik odaklı kentsel hareketlilik teknolojilerini konuşuyor, tartışıyor olacağız. Birbirinden değerli panelistlerimizi size tanıtmak isterim. Özlem Hacıoğlu Dinçer, Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Girişimcilik Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Root Labs yönetici ortağı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci konuğumuz Tuğçe Işık, Parabol girişiminin marketing direktörü. Üçüncü konuğumuz Mert Yaman, Kadıköy Belediyesi'nden kent plancısı. Ve son olarak Fark Labs'in kiracılarından değerli komşumuz Selçuk Koçan, Mobico'nun CEO'su. Merhabalar efendim. Sabahtan bu yana aslında defalarca dile getirdik. Çoklu krizler çağında çoklu afetleri konuşuyoruz. Hatta dün düşündüm, yani pandemiden itibaren hayatımızda yeni belirsizlikler dahil oldu diye. Sonra sabah yolda gelirken, radyoyu dinlerken gördüm ki aslında çok da böyle belirsiz, çok da uzakta değil. Libya'da, Derna'da Daniel kasırgası, şu an için bilinen 2000 kişinin kayıp olduğu ve çok daha fazla kişinin de bu sayılara dahil olacağı şeklinde. Siz de duymuşsunuzdur, şehrin önemli ulaşım ana hatları kapanmış durumda ve şu anda tüm yardımlar deniz yoluyla iletiliyor. Diğer taraftan biliyoruz ki ülkemizde de orman yangınları var. Çok yakın bir zamanda depreme tanık olduk ve sabahtan bu yana da görüşüyoruz, konuşuyoruz. İstanbul'da olası bir deprem daha var. Tüm bunlar insanoğlunun üzerinde de tabii ki etkileri oluyor. Amerikan Psikoloji Derneği Birliği eko-anksiyete tanımını literatüre ekledi, tıp literatürüne ekledi. Bu demek oluyor ki aslında biz sadece savaş ya da kaç tepkileriyle bu olası krizlere yaklaşmıyoruz. Bunlardan etkileniyoruz. Her ne kadar bazen yok saymak istiyor olsak da, göz ardı ediyor olsak da diğer taraftan bundan etkileniyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Hem pandemide gördük, online toplantılara çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Hem de ülkemizdeki deprem sonrası çalışmalarda tanık olduk. Teknolojilere çok hızlı ayak uydurabiliyoruz. Ve bu teknolojiler aslında karşılaşıyor olduğumuz zorlu problemlerin üzerinden gelmesinde bize oldukça yardımcı oluyorlar. Ve bu noktada akla, bilime, teknolojiye ve inovasyona inanan insanlar olarak biz de bu eko-anksiyeteye karşı çözümler geliştirmekte oldukça maharetliyiz diye düşünüyorum. Şimdi tam da bu noktada ilk sorumu panelistlerimize yöneltmek isterim. Kadınların ve erkeklerin zaten eşit olduğunu düşünerek ben girişimcilerimize pozitif ayrımcılık tanımak istiyorum. Selçuk Bey ve Tuğçe Hanım, siz kentsel hareketlilik alanında sürdürülebilir teknoloji ürünleri geliştiren iki başarılı girişimin temsilcilerisiniz. Tam bu noktada hangi teknolojiler bizi daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlar? Bu yönde sizin görüşleriniz ve deneyimleriniz nelerdir? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben aslında biz genel olarak şöyle bir cümleyle özetleyecek olursam, veri tabanlı karar destek sistemleriyle hem kentlerimizi dirençli hale getirecek hem de sürdürülebilir ulaşım modlarını ön plana çıkaracak karar destek yazılımları geliştiriyoruz Parabol olarak. Ve bunu tüm ulaşım modları için yapıyoruz. Farklı kaynaklardan verileri topluyoruz. İşte bunun içerisinde özel araç da var, bisiklet, yaya, toplu taşıma, işte lojistikten gelen bilgiler. Birçok aslında veri kaynağından bilgileri toplayıp kendi algoritmalarımızda anlamlı önerilere ve kullanılabilecek aksiyonlara dönüştürüyoruz temelde. O yüzden biraz veri temelli bir yaklaşımdan afet öncesi, afet anında ve afet sonrası ne gibi hazırlıklar yapabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında daha önceden de hep konuştuğumuz, gelen panelistlerin de konuştuğu, afet öncesinde belirli senaryo çalışmalarının yapılması gerekiyor. Birçok afet türü var. İşte deprem
çok öngöremediğimiz, tabii ki öncesinde hazırlığını yaptığımız ama anlık etkilerini çok hızlı gördüğümüz bir afet türü. Ama iklim değişikliğine baktığımızda adım adım gelen, her gün hayatımıza yayılan, işte ulaşımımızı değiştiren, şekillendiren bir afet türü. O yüzden farklı tip senaryolara, farklı tür aksiyonların alabileceği veri tabanlı hem analizlerin hem de modelleme çalışmalarının yapılması gerekiyor bu noktada. Biz neler yapıyoruz? Öncelikle her şehir tabii ki kendine özel. O yüzden şehrin lokal verileri çok kıymetli. Burada belediyelerimizle, işte oradaki lokal idarelerle mutlaka işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Öncelikle afet durumlarına ve şiddetine göre belirli risk haritalarının ve etki haritalarının çıkarılması gerekiyor. Yani hangi yollar bundan etkilenecek, ne kadarlık bir popülasyon bundan etkilenecek ve bunu yaparken sadece ulaşım verisiyle değil, sosyodemografik verilerle de aslında işin içine katmamız gerekiyor. Çünkü ulaşımın yapısını da şekillendiriyor. Yani özel araç kullanımının yoğun olduğu bir kesimle, işine işte servislerle giden ya da toplu taşımayı daha yoğunluklu kullanan bir kesime göndereceğiniz senaryo aynı şekilde olmuyor tabii ki. Bu noktada belirli mevcut durum analizleriyle aslında biz işe başlıyoruz. Erişilebilirlik analizleri çalıştırıyoruz. Yani öncelikli olarak güncelde hangi bölgelere, hangi ulaşım modlarıyla erişiyor insanlar? Ki bunu afet dönemine götürdüğünüzde toplanma alanlarına bir erişim sağlayabilecekler mi? Ana arterler kapandığı zaman hangi alternatif yolları biz yönlendireceğiz? Onun dışında sağlık nereye konumlandırılacak sağlık hizmetleri ya da ihtiyaçlarını nereye konumlandıracağız? Ve bunun ön çalışmalarını yaparak tabii ki de önceden vatandaşlara bu bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Tüm burada farklı veri kaynakları kullanılıyor. İşte GPS kaynakları kullanılabilir, farklı sensör, Bluetooth sensörü, kamera verileri ya da doğrudan katılımcı bir yaklaşımla anket verileri, davranışları ölçen, şehrin normalde nasıl hareket ediyor bu bilgiyi analiz eden yaklaşımdan yola çıkarak aslında senaryo çalışmaları yapıyoruz afet öncesinde. Çünkü aslında bazı şeyler öngörülebiliyor. Yani şu anda mesela Amerika'da kıyı şeridine baktığınızda 60 bin millik bir alanın iklim değişikliğinden kaynaklı sular altında kalması bekleniyor. Oradaki yol ağının. Buna yönelik aslında sizin adım adım oradaki talebi farklı yöne çekebilecek ya da afet anında farklı yönlere yönlendirebilecek senaryoları önceden modellemeniz gerekiyor. Biz işin tüm ulaşım modlarını aldığımız verilerle bunu yapan ve aynı zamanda modellemelerini çalışan taraftayız. Afet anına geldiğinizde ise orası tabii ki biraz daha kaotik bir ortam. Yani Duygu Hanım da bahsetti deneyimlerinden. Öncelikli olarak her şeyiniz gidebilir. İşte internet erişiminiz, elektriğiniz ve sahadan haber almak çok zor. Burada aslında ilk yapılacak şeylerden biri durum tespitinin yapılabilmesi için hangi yollar kapandı, işte ne kadarlık bir bina yıkımı gerçekleşti örneğin deprem senaryosunda, nasıl bir araç hareketliliği oluşmaya başladı, bunların tespit edilmesi için aslında farklı teknolojiler kullanılıyor. İşte drone teknolojisini kullanmaya başladık son afet döneminde. Onun dışında offline yani internetsiz ortamda çalışan çok kısaca sahaya, çok aslında basit bir şekilde sahaya ekipleri gönderip, çünkü sizin bir GPS bilgisine ihtiyacınız var o anda, harita üzerinde hangi yollara çık, nerelerde ben ihtiyaçları konumlandırabilirim, o bilgileri toplayabileceğiniz GPS tabanlı şu anda çözümler kullanıyoruz, dijital çözümler kullanıyoruz. Bunu o dönemde işte AFAD gibi koordinasyon sağlayan kurumlara da sunduk deprem döneminde de. Onun dışında bireysel araç çok kritik afet dönemlerinde kullanılması. O yüzden aslında sizin onun önüne geçebilecek işte bisikletli ulaşımı kullanılmasını sağlayacak ya da aslında kolektif bir şekilde belli arterleri boş bırakabileceğiniz planlamayı yapabilmek için sizin insanları aracınızı çıkartmadan şehrin dışına ya da güvenli bölgelere taşıyabiliyor olmanız lazım. O yüzden de ne kadarlık yine açık bir yol var, nasıl bir taleple normalde karşılaşıyoruz, nasıl bir popülasyon var orada? Tüm bu bilgileri kullanarak hızlı bir şekilde aslında kolektif bir taşımayla yolların açılması gerekiyor. Yine akıllı ulaşım sistemleri afet döneminde de çok kritik. Bizim şehirlerimizde, yani bizim aslında deprem bölgesinde 10 şehirde de çalışan sistemlerimiz vardı. Hala da devam ediyorlar. Örneğin trafik yönetim merkezi yazılımımız var. Orada
aktif olarak trafikteki tüm sistemleri bir arada yönetebiliyorlar. İşte kamerasına bağlanabiliyor ya da kavşak yönetimini sağlayabiliyor. Çok hızlıca biz hemen direkt şey kontrolünü yaptık. Hangi kameralar çalışıyor, hangi kavşaklar aktif şu anda? Yol durum tespitini, yani bir monitoring yaparak şehrin durum tespitinin sağlanması ve oradaki diğer kavşakların yönlendirmelerin yapılabilmesi, işte çalışan LED'li cihazlar varsa kişilerin yönlendirmelerinin sağlanabilmesi gibi çok gerçek zamanlı olarak müdahalelerin yapılmasında da fayda sağlıyor burada akıllı ulaşım sistemleri. Afet sonrasına geldiğinizde ise o biraz daha artık işte 72 saati aştığımızda biraz işte kurtarma çalışmalarından daha toparlanma çalışmalarına geçtiğimiz dönemde ise farklı bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü artık talep değişmiş oluyor. Şehrin yerleşimi değişmiş oluyor. Şu anda işte depremden sonra örneğin Mersin 400 binin üzerinde bir göç aldı. İşte Antep onunla birlikte yerleşik bir göç aldı. Bu size aslında yine ulaşımda ekstra bir insan kapasitesi gerektiriyor. Şu an mesela toplu taşıma planlamaları nasıl yapılması lazım? Bu aslında değişen talebe yönelik optimizasyon çözümleriyle, iyileştirmelerle adapte olabilecek planlamalara yönelik sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Burada karar destek yapıları, senaryo tabanlı çalışmalar yine çok kritik. Aslında hani sadece afet dönemi gibi düşünüyoruz ama burada kazandırdığımız teknolojilerle, bu karar destek yapılarıyla yapmak istediğimiz herhangi bir değişen talebe yönelik, herhangi bir karşılaştığımız olaya yönelik hızlı aksiyon olabilecek veri tabanlı sistemler koymak oraya. Çok teşekkürler. Sağlıkla ilgili konuya değindin. Gerçekten afet döneminde özellikle ilaç ve diğer ekipmanların taşınması çok önemli. Selçuk, sanıyorum Mobico tam da bu noktada iyi bir çözüm önerisi sunuyor ve geliştirmiş olduğunuz teknoloji sadece bu soruna çözüm değil, farklı çözümler de geliştirebilir, değil mi? Kesinlikle. Şöyle başlamak istiyorum söze. Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik aslında günümüz dünyasında karşı karşıya kaldığımız bu çoklu krizlerin üstesinden gelmek için iki temel unsur. İklim krizleri, doğal afetler, depremler ve pandemi gibi acil reaksiyon almamız gereken tüm sorunlara karşı da teknoloji ve inovasyonu bütünleşik bir şekilde bir arada yürütmemiz lazım. Çok güzel konulardan bahsedildi. Bir önceki panelde de bahsi geçti. Aslında bir şeyi sürekli ulaştırmaya çalışıyoruz ve bir yerlere bir şeyler götürmeye çalışıyoruz. Biz kendimiz Mobico olarak bu noktada tanıtmak gerekirse, teslimatı dijital hale getiren, sürdürülebilir ve dayanıklı bir metotla ulaşım sisteminde aktif bir şekilde rol oynayacak akıllı kutu sistemleri geliştiriyoruz. Zaten pandemi zamanında ortaya çıkmış bir girişim olarak da ilk hedefimiz bizim aşı, ilaç, biyoteknolojik ürünleri bir noktadan bir noktaya taşınırken, günümüz dünyasında enerji tüketimi çok arttığı yerde hiçbir enerjiye gerek duymadan bunu yapmak ve bunu yaparken de aslında bağlantılı bir teknolojiyi kullanarak herkesin haberdar olabileceği uçtan uca dijital teslimat tecrübesi sunmak. Bu gibi durumlarda da baktığımızda aslında en çok karşılaştığımız problemlerden biri de ulaşım veya da bir noktaya ulaşamamak. Çünkü çok kalabalığız, bu bizim için çok büyük bir güç, diğer yandan da çok büyük bir bariyer, çok büyük bir engel oluşturuyor. Biz bu noktada nasıl aksiyon alabiliriz derken, tabii ki o zamanlarda aktif olarak rol almadık ama bir şekilde biz de ders çıkardık ve neler yapabiliriz diye adımlar attık. Bu adımlardan bir tanesi de soğuk zincir alanında aşı, ilaç, biyoteknolojik ürünlerin taşınması için geliştirdiğimiz akıllı mobil kutuları. Bu kutularla ne yapıyoruz dersek de düşünün ki afet anındayız veya da pandemi zamanındayız. A noktasından B noktasına ulaşım gerekli ama bu ulaşımı biz araçlarla sağlayamıyoruz. Bunu bisikletlerle yapabiliriz, iki tekerlekli araçlarla, üç tekerlekli araçlarla yapabiliriz. Gerekirse dronlarla da yapabiliriz. Ve bir noktada da bunun envanter olarak takip edilmesi, doğru noktaya ulaşıldığı, ulaşıldığı noktada da doğru kişilerce teslim alındığı ve soğuk zincirinde kırılmadığının bir şekilde garanti edilmesi lazım. Bu noktaya baktığımızdaysa bizler, mikrofonu yarısı geldi kusura bakmayın. Bu kutuları üretirken şunu düşündük. Evet, soğuk zincirin kırılmaması bir majör etmen. Bunu kesinlikle önüne geçmeliyiz. Bunu zaten yapabiliyoruz ama yaparken daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz? Daha fazla katkıyı da ulaşılmayan noktalara ulaşılmayı sağlamak adına bu kutuları hafifletelim. Daha da teknolojik hale getirelim. Envanter noktaları gibi ısı haritaları oluşturalım. Isı haritalarından kastım aslında bölgede var olan kutuların yoğunluğuna göre sevkilerin yönetilmesi, dağıtımların sağlanabilmesi. Aslında en çok ihtiyaç duyulan noktalardan biri buydu. Bir önceki panelde de çok değerli bir geri bildirim vardı. Ulaşılmayan noktalara biz bisikletle aşı ilaç taşıdık.
bisikletle taşınan aşı ilaçlarında çok da efektif bir şekilde taşınması için bu ürünlere gerekliliğin olması ve kullanılması çok büyük bir artı değer kazandıracaktır. Veya da hiç ulaşılmayan noktalara baktığımızda gıda teslimatının yapılması, acil bir şekilde ekipman teslimatının yapılması noktasında da bizim hava yolundaki drone araçlarını kullanmamız lazım. Bunlara da entegre olmak gerekiyor. Biz tabii ki bu noktada bütün paydaşlarla çalışmayı arzulayan ve bütün paydaşlara da bir şekilde hizmetlerini sunarken iyi bir şekilde, efektif bir şekilde, verimli bir şekilde sunmalarını hedefleyen bir startup'ız. Yani arada aslında bir köprü görevi görüyoruz. Kurduğumuz köprü de şu, ulaştırmak istenilen neyse doğru şekilde ulaştırılması ve bunun da tamamen dijital ortamlarda herkes tarafından takip edilmesi ve anında reaksiyon gösterilmesi. Aşı ilaç konusuna tekrar dönecek olursak da malum 10 ilaçtan maalesef 3'ü bugün inefektif. Tek sebebi de aslında soğuk zincirin kırılmasından kaynaklı. Yani kullandığımız bugün soğuk zinciri tabii aşı, ilaç ve biyomedikal ürünlerden 3 tanesi %30'luk bir rakama tekabül ediyor. Maalesef ki soğuk zincirin kırılmasından dolayı inefektif. Özellikle bu gibi şartlarda bunun tamamen muhafaza edilmesi, herkesin enerji aradığı bir yerde enerjiye gerek duymadan bir hafta boyunca soğuk zincirin kırılmadığını garanti etmek bizim yapabileceğimiz en büyük katkıydı. Biz de ürünlerimizi bu doğrultuda geliştirmeye devam ettik ve olası bir durumda da bu şekilde aksiyon almayı planlıyoruz açıkçası. Evet, gerçekten hem aşı hem de onkoloji hastalarının kullandığı çok hayati ilaçlar da var. O nedenle bu teknolojiyi ben de çok önemsiyorum. Özlem Hanım, pandemi sırasında da gözlemlediğimiz lojistik sektörü epey bir krizle yüz yüze geldi, karşı karşıya geldi. Ve siz de sektördeki majör oyunculardan birisiniz. Bu noktada size sorum aslında şu, sektör olarak sizin ilgilendiğiniz teknolojiler neler ve nasıl işbirliği modelleri bizi hem sürdürülebilir hem de dirençli hareketlilik alanında yeni çözümlere kavuşturur? Teşekkür ederim, sesim geliyor. Burada lojistik sektörü pandemi ve arkasına bir afet yönetiminden çok daha öne çıktı. Dinçer Lojistik olarak biz bu sene 20 kutluyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 350 bin metrekare depolama alanına sahip 6 yurt dışında da 6 ülkede 200 bin metrekare bir depolama ve dağıtım ağımız. Burada lojistik sektörü olarak baktığımızda ne kadar önemli olduğunu ve nasıl evrildiğini görüyoruz aslında sürecin. Afet anında biz ilk ulaşan, oraya ilk ulaşan şirketlerden biriydik. Orada AFAD'la beraber, sesim gitti ama, AFAD'la beraber çok hızlı olarak VMS sistemimizi onlara entegre hale getirdik ve oradaki lojistik ağını gerçekleştirdik. Onun dışında Dinçer Lojistik teknoloji alanında da yaklaşık 100 çalışana sahip serbest ihtisas bölgesi ve teknokentte olan ilk lojistik şirketlerinden bir tanesi diyebiliriz. Bu alanın bu alanda startuplara yatırımlar devam ediyor. Onu ilerleyen süreçlerde zaten anlatacağım. Ama hani trendler olarak baktığımızda lojistiğin yeni iş modelleriyle startuplarla beraber yeni iş modelleriyle onlarla birlikte bu ekosistemi büyütmeye çalışıyoruz. Gün içerisinde de sizinle konuşmuştuk. Tam bu teknolojiler odağında siz hem BMS sisteminden şimdi söz ettiniz ve ayrıca IoT sistemlerine uygun olarak da işbirliğine çok açık olduğunuzu, bu noktada veri tabanlarınızı paylaşıp afet öncesi hazırlık çalışmalarına da destek verebileceğinizi söylemiştiniz, değil mi? Tabii, kesinlikle. Şimdi afet lojistiği olarak bakıldığında aslında bir afet öncesi durum ve afet sonrası durum olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Afet öncesinde bir sürü eylem planlarından bahsedildi. Belediyelerle işbirlikleri, STK'larla işbirlikleri çok ciddi bir plan doğrultusunda gitmesi gerekiyor. Burada şöyle bir şey var. Biz diyoruz ki afet öncesinde İstanbul'u örnek alalım. Ya, sokak sokak her bir adresleme bölgesinin dağıtım merkezleri olarak deprem alanı dışındaki bölgelerle eşleştirilmesi
diyelim ki işte Barış Sokak, Profesör Doktor Hıfzı Özcan Caddesi'nde bulunan bir bölgeye yurt, bu dağıtım merkezleri, şehir dışında olan dağıtım, işte Bolu'daki bir dağıtım merkezini eşleştirelim. Oraya gidecek olan araçların plakalarına varana kadar, ne taşıyacaklarına varana kadar ekipmanları da eşleştirelim. Ve bu şekilde öncesinde eylem planlarında hazırlıklı bulunalım diye bir işbirliği yapmak diye bir çağrıda bulunduk biz afet zamanında. Sonrasında bütün bu şeyleri yaparken de kesinlikle hani yaşadığımız şey bize süreç aslında gösterdi burada lojistiğin ne kadar önemli olduğunu. Ben deprem sonrasında Adıyaman'a gittim ve orada sokaklarda kıyafetler, bir sürü gönderilen eşyalar, ekipmanlar hepsi yağmurların altında perişan olmuştu. Bunu çok sıkıntısını çok fazla yaşadık. Dolayısıyla bu eylem planlarının bu işbirlikleri altında çok ciddi bir şekilde yürütülmesi lazım. Biz de burada elimizi taşın altına koyuyoruz Dinçer Lojistik olarak. Akıllı şehir uygulamalarıyla, startuplarla ve STK'larla uygun altyapımız var. Onlarla beraber çalışıp bu eylem planlarını oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla bu konudaki her türlü işbirliğine açık bir altyapımız, teknolojik altyapımız var. Mert Bey, burada top size geldi. Görüyorsunuz Dinçer Lojistik işbirliği konusunda size pası attı. Hemen ben de sorumu sormak isterim. IoT teknolojilerini konuştuk. Yapay zeka ve diğer teknoloji trendleri de tabii ki bu kapsamda düşünülebilir. Kadıköy Belediyesi hem şehrin merkezinde hem de kentsel hareketliliğin en yoğun olduğu ilçelerimizden bir tanesi. Bu noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir yandan da Selçuk Bey'in de söylediği bir önemli bir detay var. Kentimiz çok kalabalık. Kadıköy dediğimiz ilçe, şöyle bir rakamla konuşmak gerekirse 500 bin kişinin 25 kilometre kare alana sığdığı ama günlük kullanıcısının 2,5 milyona yaklaştığı bir ilçemiz. Bir yandan bu dinamiğin içerisinde küçücük bir alanımız daha var, 3 kilometre kare. Asıl bu gelen 2 insan bu noktaya geliyor. Bunlar hem inanılmaz bir veri kaynağı, bir yandan burada da şu anda geldiğimiz noktada citizen science vatandaşın üzerine birazcık daha çalışıyoruz. Veri sağlamak için vatandaşlarımızdan özellikle destek alacağımız sistemler yaratmaya çalışıyoruz biz de belediye olarak. Çok önceden yaptığımız, birazcık belediye ölçeğinde olan bir şey olan dijital Kadıköy uygulamamızın içerisine şimdi bir Avrupa Birliği desteğiyle Accessible Kadıköy isimli bir modül tasarlıyoruz. Bunun içerisinde öncelikle kurumuz engelli vatandaşlarımız olacak. Erişim kısıtı olan herkes diye yola çıktık. Bir yandan da Kadıköy hakkında şöyle bir bilgi verebilirim. %17 65 yaş üzeri nüfus var Kadıköy'de. Bunun Türkiye ortalamasının üzerinde, zaten İstanbul'un ortalaması %7 civarlarında diye biliyorum. İnanılmaz bir hedef kitle yaratıyor aslında bizim için. Çok kırılgan ve üzerinde çok çalışan şeyde bir... Şöyle yapayım. İnanılmaz derecede önemsememiz gereken bir hedef kitle yaratıyor. Bir yandan da herkesi dahil edebileceğimiz bir citizen science projesi bizim için çok önemliydi. Biz buradan yola çıktık. Ama bu çabanın en altında engelsiz erişime dair bizim en temelde 2008'de engelsiz erişim yasası çıktıktan sonra yaptığımız değişiklikler yaratıyor. Aslında şu anda Kadıköy merkezin bu kadar çekici, bu kadar yürünebilir diyelim, diğer pek çok merkez bölgesine göre yürünebilir olmasının temel nedeni bizim size itibaren başlattığımız engelsiz erişim çalışmalarından sonra yaşanan ufak gentrifikasyon diyebiliriz. Biz bu gentrifikasyonun önünde özellikle Haluk Hocam şeye değinmiş, paradigma değişikliğine değinmiş. Bir yandan insanların davranış değişikliklerini tetiklemek istiyoruz. Sürekli bir şekilde yeni bir nüfus, yeni bir kitle, sürekli bir şekilde kent merkezine biz ne olsun buranın içerisinde kalan konut dokusunu, Kadıköy'ün kendi yaşayanlarını koruyabilmek için pek çok farklı metodolojiyle yol açtık. Park sistemleri tasarladık pandemiden hemen önce. Bunun birkaç tane pilotunu yaptık. Buna da birkaç tane startup'a çok teşekkürler.
Bunun için birkaç tane startup'a mentörlük de verdik hatta. Bunun için çok makul bir alan olacağını düşündüğümüz birkaç tane kademelenmiş bir park sistemleri. Bir yandan bu direkt olarak bir paradigma değişikliğiydi. Çünkü zaten herhangi bir şekilde sokakları artık daha fazla değiştiremiyorduk. Çünkü bizim en kesitlerimizi zorlayabileceğimiz kadar zorlamıştık. Acil durumlar için basit cepler bırakıp kaldırmalarımızı genişletmiştik. Bunların üzerine bizim ihtiyaç duyduğumuz tek şey bunu nasıl daha iyileştirebileceğimiz de o noktada. O noktadan sonra bir yandan sürekli bir şekilde teknolojiye dair sıçramalar oldu. Bahsettiğiniz gibi veri toplamayı artık arayüzlerle insanların en temel kullanıcıya kadar indirebilmeye başladık. Bir yandan bunun önemini fark ettiğimizde bu ısı haritalarının aslında zaten sadece lojistik ya da sadece bizim yan destekleyici sistemler dediğimiz şeylerde insanlardan da direkt olarak kullanıcıdan da son kullanıcıdan da veri toplayabileceğimizi düşündük. Buna dair bir proje gerçekleştiriyoruz şu aşamada. Çok aslında bu yola 2018'den sonra çıktık. Akıllı şehirlerle alakalı çalışmalarımıza 2018'den sonra başladık. Birazcık hızlı hareket ettik. Şimdi aslında bir ilçe ölçeğinde de SAMP üzerinde çalışıyoruz. Bu bitmek üzere. Bunun içinde en önemli şey olan ve aslında ülkemizde çok fazlasıyla kolaborasyon eksikliğinden dolayı tam olarak sağlanamayan verinin en azından vatandaştan alıp da direkt olarak yerel yönetim tarafından toplanarak özel partnerlere de açılması için ayrı bir çabamız da var. Aslında burada şöyle bir kavramdan söz ediyoruz sanırım. Hani yerel yönetimleri hep altyapılarla eşleştirirdik. Bir nevi artık üst yapıları hayata geçiriyoruz. Bunların hepsini de cloud sistemler ya da veri tabanlı sistemler üzerinden ilerletiyoruz. Belki Tuğçe Hanım, burada sizin de eklemek istediğiniz tam anlamıyla bu üst yapıya dönük uygulamalar, Mert Bey'le beraber Mert Bey'in tamamlayıcısı olabileceğiniz çalışmalarınızdan da söz edebilirdin. Tabii ki. Biz ya aslında hem kamuyla hem özel sektörle çalışan bir ekibiz. Ki aslında bugün de dirençlik ve sürdürülebilirlikten bahsediyorsak bunu zaten birlikte yapmak zorundayız. Yani biz tek başımıza bir yere gidemeyiz. Kamu tek başına bir yere gidemez. O yüzden birlikte oturduğumuz için de bugün çok mutluyum, yani Kadıköy'le yan yana olduğumuz için. Şu anda Türkiye'de de 30 şehrin üzerinde belediyemizle aktif olarak çalışıyoruz. Burada hani ulusal seviyede tabii ki bir şeyler yapılabilir. İşte dirençliliği tanımlayabilirsiniz ya da belli rehberler üretebilirsiniz afet anlarında ne yapmanıza gerektiğine yönelik. Ama sonuçta her şehir kendine özgü bir hareketliliğe sahip. Kendine özgü bir karakteristiği var. Orada yaşayan insanlarla birlikte çalışarak aslında bir şeyleri sürdürülebilir hale getiriyorsunuz. Yani biz şimdi alıp ürettiğimiz bir optimizasyon çözümünü bir şehre koyduğumuzda bu çözüm tamamdır deyip hiçbir zaman aslında oradaki kamuya vermiyoruz. Onların orada o sistemi de sürdürülebilir hale getirmesi için aslında biz birlikte de çalışmak zorundayız. Bunları yaparken tabii ki veri tabanlı yapıyoruz. Atıyorum işte orada citizen'dan, engagement'tan bahsetti. Yani vatandaşı bu işin içine koyalım, son kullanıcıyı bu işin içine koyalımdan bahsetti Mert Bey. Şimdi bunu yaparken bizim buna yönelik dijital çözümlerimiz var. Harita tabanlı olarak, konum tabanlı olarak veri toplaması yapıyoruz. İnsanları da bu işin içine katalım derken. Ama bunun planlamasını yaparken mutlaka yerel yönetimle birlikte çalışmalıyız. Onun nereden veri toplamamız gerektiğine yönelik, nasıl uygulanabilir yapmamız gerektiğine yönelik çalışmamız gerekiyor. Bu noktada hani her zaman aslında teknolojik çözümlerle birlikte çalışarak daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda gerektiğinde fonlarla, kaynak geliştirmeyle birlikte de, yani proje kapsamında da çalışıyoruz biz yerel yönetimlerimizle. O yüzden aslında Özlem Hanım'ın da bahsettiği gibi bu işin çok farklı ayakları var. Lojistikte de biz mesela onlara burada veri yönetimi ve veri analizi tarafıyla destek olabiliriz. Bir ayağı da bunun belediyemiz olur gibi bir araya gelip projeler geliştirip, uygulayıp ve sonuçlarını da görerek aslında ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok özür dilerim, ufak bir ek yapayım. Şöyle bir durum da var. Bir yandan bu lojistikten bahsediyoruz. Mekanik olarak bir şeyler deneniyor. Bir yandan kurum kültürünün içerisinde biz yerel yönetim çalışanları olarak özellikle bu konuda teknoloji takip edenler olarak bize çok büyük düşüyor. Çünkü aslında karar vericileri
güncellemek her zaman onların karar verme aşamalarında güncel olmalarını sağlamak çok büyük bir önem taşıyor. Bunun içinde aslında zaten biz daha önce de pek çok kez irtibata geçtik. Daha böyle geleneksel olan sistemleri değiştirmeye çalıştık. Mesela temizlik işleri gibi. Bu bahsettiğimiz kalabalığın içerisinde birazcık belki de mesela bizim yönetimimizin de ürkek davrandığı kısımlar oldu. Çünkü bazı sistemler var, o kadar kemikleşmiş ki kentin içerisinde değiştiremiyorsunuz yoğun alanlarda. O yüzden de birkaç tane aslında farklı kanal oluşturmak istiyoruz. Yani erişip de bu verinin işlenebilmesine, bu verinin kolaborasyonlara, işbirliklerine açık olması için bir yandan da biz de farklı sistemler yaratmaya çalışıyoruz. Bir yandan çarşıda mesela on demand isteğe bağlı lojistik için birkaç tane pilot çalışmamız oldu. El arabalarıyla taşınıyor. Şu anda Kadıköy'den bahsediyoruz. Kadıköy'de hala drop pointler var. Drop pointlerden yayalaştırılmış alanın içerisinde el arabalarıyla taşıma yapılıyor. Bunu nasıl optimize edeceğimize dair biz mekanik sistemler üzerine çalışırken bir yandan elimizde inanılmaz veriler oldu mesela. Ama bunları biz de belediye olarak direkt olarak bir veri işleme sistemimiz olmadığı için bir GIS altyapısının içerisine koyup tutuyoruz. Şu anda en önemli amacımız aslında sampa hazırlarken biz bu verileri mümkün olunca toparlayalım, bir GIS sistemi üzerine çalışalım, toplamış olalım ve bir sentezini yapalım, bir yandan da işbirlikleri araştıralım diyebilirim. Mert Bey, şuna katılırsınız sanıyorum. Gerek İstanbul, gerek Kadıköy özelinde aslında Türkiye'de geliştirilen bir teknoloji, POC'si yapılan ya da test edilen herhangi bir teknoloji dünya için de geliştirilmiş oluyor. Çünkü burada eğer başarılı sonuçlar alırsak dünyadaki diğer daha küçük nüfuslu ya da kentsel hareketliliğin daha sınırlı olduğu şehirlerde de bu uygulamalar çok rahatlıkla hayata geçirilebilir. Özlem Hanım, bu noktada size de sormak isterim. Siz hem dirençli hem de kentsel, hem dirençli hem de sürdürülebilir kentsel hareketlilik girişimleri özelinde, global açılmalarında da onlara destek veren bir melek yatırımcısınız da. Kurumsal kimliğinizin yanında bu kimliğinize de bu soruyu sormak isterim. Bu noktada global açılmada girişimlerimizi bekleyen fırsatlar neler ya da engeller neler? Biraz onlardan bize söz edebilir misiniz? Burada şimdi iki aslında şapkamdan da konuşmak istiyorum. Bir tanesi girişimlerin en çok ihtiyacı olan aslında ürünü deneme, test etme, bir POC ortamı, iş geliştirme ve müşteri tarafı çok kıymetli bir hale geliyor. Bütün girişimci arkadaşlar bunun farkındadırlar. Biz Dinçer Lojistik olarak iki senedir bir startup komitesi kurduk. Bu startup komitesinde aynı dikeyde, yani lojistik dikeyinde ya da işte yan sektörlerle ilgili olarak her ay bir startup'ı ağırlıyoruz ve senede iki defa bir hackathon, bir de demo day'i gerçekleştiriyoruz. İki sene içinde 200 girişimle görüştük. Bu 200 girişimden 50 tanesi startup komitesine sunum yaptı. Diğer kalanlar da zaten demo day'e geldiler. Artık onlar bizleri bulup geliyorlar. Yurt dışından da bir takım girişimleri ağırlıyoruz. Burada şimdi akıllı parayı getiren, yani girişimler için en önemli olan şey akıllı parayı getiren işbirliklerini sağlamak. Bu işbirliğini sağlarken de yani yatırımın önündeki bir sonraki yatırımdaki hedeflerini sürekli olarak yatırımcısı ile paylaşmak ve ürünü geliştirmek yönünde olmalı. Biz de bu konuda yani ekosistemdeki tüm startupları çağırıyoruz. Gelin işte afet yönetimi olsun, bu başka bir kolu olabilir. İşte farklı kolları olabilir lojistiğin alanında. Burada gelin ürününüzü test edin. Bizim altyapılarımızı kullanarak ürününüzü test edin. Ve yatırım, yani burada komite olarak baktığımızda aslında birkaç tane misyonumuz var. İlk baştaki yatırım. İkincisi onlarla beraber projeler geliştirme, farklı iş modellerini deneme. Üçüncüsü onlara bu altyapıyı sağlama ve dördüncüsü de aslında kullanım, onların müşterisi olma. Yani
gelin biz sizin müşteriniz olalım ve kendi altyapılarımızla birlikte deneyelim şeklinde bir şey öneriyoruz. Burada çünkü bütün bu teknolojileri ve girişimleri bir ekosistem olarak düşünmek gerekiyor. Ve herkesin de güçlü olduğu alanlar var. Baştan sona kadar bir şey yürütmektense her birinin güçlü olduğu alanı bir ekosistemde birleştirip bu şeyleri desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Roots Labs olarak da Türk-Alman şirketi Roots Labs erken aşama girişimleri yurt dışına açıyor. Daha çok iş planları, satış pazarlama konularında mentorluk veriyor onlara. Burada da girişimleri oradan takip ediyoruz aslında bütün yolları süresince. Dolayısıyla bu tarzdaki işbirlikleri çok önemli. Girişimleri bu konuda davet ediyoruz bizle çalışmaya. Bugün aramızdaki girişimciler çok şanslı. Roots Labs'le Almanya yolculuğu, Ahu Hanım da sabah bahsetti, Michigan yolculuğu. Demek ki kafe break'ler bugün güzel geçecek. Şimdi Selçuk sözü sana bırakayım istersen. Sen de yakın zamanda yatırım alan bir girişimsin. Bu teknoloji odağında senin deneyimlerin nelerdir? Ya da girişimci arkadaşlarımız için paylaşmak istediğin, dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ya da öğrenme noktaları nelerdir? Tabii ki. Ben davet sözümü aldım Özlem Hanım'dan. O yüzden şanslı girişimlerden biriyiz. Burada da garanti altına almak için sesli söyleyeyim. Bununla birlikte Mert Bey'in bahsetmiş olduğu projeye de değinecek olursak, hani geçen sene düzenlenen bir çalıştaydı yanlış hatırlamıyorsam, kentsel hareketliliği arttırmak adına aslında paylaşım ekosisteminde nasıl güçlendiririz? Birçok lojistik şirketi, startup bir araya gelip belli bir proje ortaya çıkardık. Aslında bu projelerden bir tanesi de herkesin güvenli bir şekilde teslimat yapmasını sağlayacak bir sistem. Tabii ki araç trafiğine tamamen kapatılmış olan bir ortamda. Burada paylaşım ekonomisine katkıda sunan birçok startup var. Özellikle bisiklet paylaşımı konusunda da çalışan aktif insanlar var. Yani şöyle düşünün, araç trafiğine tamamen kapalı bir alanda herkes bir kutuyu sahiplenip A noktasından B noktasına tamamen güvenli bir şekilde götürecek ve döngüde bunlar sürekli olarak kullanılacak. Hem atık tüketimine katkıda bulunacaksınız, hem paylaşım ekonomisinde birçok kişiyi istihdam sağlayıp pasif bir şekilde sisteme dahil etmiş olacaksınız ve trafiği tamamen azaltıp bertaraf edip aslında zaten mevcut A'dan B'ye giden kişilere o işi yaptıracaksınız. Bunu yapabilirsek aslında ben de bir Kadıköylü olarak söyleyeyim ki o nüfus yoğunluğunu, o kargaşayı, o karmaşayı tamamen azaltabiliriz diye düşünüyorum. Avrupa'ya açılma konusunda diğer bir etmen de şu olabilir. Kamu işbirliği tabii ki önemli. Mesela bizim bir Avrupa Birliği projemiz var. Bu Avrupa Birliği projemiz kabul olursa oradaki paydaşlarımızdan bir tanesi de İBB olacak. İBB'nin oradaki katkısı da aslında bize pilot seçtiğimiz bölge, belki Mert Bey'in şu an haberi yok ama Kadıköy bölgesinde bunun uygulanmasını sağlamak. Çünkü regülasyonları aşmak da bir konu. Regülasyonları aşmak için de aslında startupların da kamularla işbirliği içerisinde olup bunu bir sonraki aşamaya götürmeli ve o aşamaya götürdükten sonra bunu benchmark halinde yurt dışındaki farklı lokasyonlara adapte etmesi gerekiyor. Tabii ki bir startup olarak ilk etapta POC yapmak, müşteri bulmak çok önemli. Bunun yanında ürünü başka alanlara adapte edip, yaratıcılık sunup ve aynı zamanda böyle projeler geliştirip, iştiraklerin sayısını da artırıp daha güçlü bir konsorsiyum oluşturmak da bende çok önemli diye düşünüyorum. Biz buna odaklandık aslında son birkaç ayda. Güzel de işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Kabul alırsak tabii ki de bunu da hayata geçirmenin vereceği ayrı bir heyecan olacak. Bunu da global ölçekte ilk yapan bir firma olarak veya da startup olarak durumunu yaşayacağız diyebiliyoruz. Umarız bu heyecanı yaşayan o zaman diğer girişimimize dönelim. Siz de hem EI Turbo Mobility'den bu yıl başında bir yatırım aldınız hem de bir projeniz var. Sizin bu yöndeki deneyimleriniz neler, tecrübeleriniz neler? Tabii ki. EI Turbo Mobility, yani mobility alanında çalışan bir girişim için çok aslında güzel ve değerlendirilmesi gereken bir kanal olarak düşünüyorum. Burada diğer girişimler varsa da herkese mutlaka bir şekilde dahil olmaları konusunda bir teşvik de etmiş olayım. Bizim yolculuğumuz aslında 2 sene önce başlamıştı. Scale Down Global programına seçilen 5 inovatif şirketten biri olmuştuk. Sonrasında da bir şekilde zaten hep yaptığımız çalışmaları gösterip anlatıyoruz. Etkinliklerinde aktif olarak yer alıyorduk. Bu sene başında da artık biraz daha hani resmiyete döküp bir yatırım sürecine girmiş olduk. Bir yatırım aldık. Sonrasında da o yatırımımızı şu anda hem Avrupa'da hem de MENA bölgesinde ölçeklenme için kullanıyoruz. MENA bölgesinde bir ekip kurmaya başladık.
şu anda orada hem Dubai'de hem Suudi Arabistan'da o bölgede toplu taşıma karar destek sistemimizi ölçekleyecek bir iş geliştirme ekibi kurduk. Onun dışında özellikle aslında bugünkü konuyla da ilişkili olarak bir tane projemiz kabul aldı bizim EIT Targeted çağrısından bu sene başında. Şu anda az önce de söylediğim gibi aslında biz çözümlerimizi sadece afet anında değil, sürekli bir dirençlilik kazandıracak şekilde geliştirmeye özen gösteriyoruz. Ve değişen toplu taşıma taleplerine adapte olabilecek bir proje geliştirdik orada. Antalya ve İtalya'da Modena bölgesinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başladı. Antalya'yı biliyorsunuz herhangi bir şeyden zaten göç olarak etkileniyor. İşte Ukrayna Savaşı'ndan sonra arttı, depremden sonra arttı. Burada değişen taleplere yönelik toplu taşıma optimizasyonu çalışıyoruz şu anda. İtalya'ya geldiğinizde de orada da regülasyonlar 30 kilometre hız sınırına dayalı bir toplu taşıma planlaması yapmak istiyorlar. Orada da ona yönelik bir optimizasyon çalışıyoruz ve bunları aynı sistem üzerinden yapıyoruz. EIT de aslında buradaki ölçeklenme potansiyelini gördüğü için buna bir yatırım yapmak istedi. Böyle bir proje kabul aldık. Şimdi de yeni inovasyon çağrısı kapsamında iki tane projemiz ön aşamayı geçti. Hatta bir tanesi bugün Konya Büyükşehir Belediye'mizle bir tanesine başvurmuştuk. Bu şekilde aslında yine EIT'nin network'üyle birlikte size Avrupa'yı açabilecek ve ölçekleyebilecek çok güzel bir kanal, çok da iyi projeleri var. Takip edip devam ediyoruz o alanda da. EIT Urban Mobility'ye bu kadar değinmişken, Mert Bey, sizin de çalışmalarınızı mutlaka aktarmak isteriz. O tarafta sizde çok yoğun çalışmalarınız var. Aslına bakarsanız uluslararası işbirliği konusunda da siz yoğunsunuz. Sabah Haluk hocamız da değinmişti. Afetler ve bu krizlere karşı önlemlerde en önemli itici güç işbirliği. Sizin iş globaldeki işbirliklerinizle ilgili bize aktarmak isteyecekleriniz neler olur bu noktada? Bu bahsettiğim 2018'de ben ulaşım planlama kısmından birazcık daha proje yönetim ofisimizi kurduktan sonra özellikle belediyelerin tamamen buna yönelik çalışmalar yapmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü buna dedike çalışan insanlar olması çok önemli. Bizim ilk başvurduğumuz Horizon projesi direkt olarak deprem durumunda bisikletli ulaşımla belediye arama kurtarma ekibinin çalışmasına yönelik bir projeydi. Bunun haricinde bu proje geçmedi. Fakat biz takip etmeye devam ettik. Bir yandan şeylerle görüşüyorduk. İçinde bulunduğumuz İkley gibi, Civitas gibi belirli herkese açık böyle şey kitlelerle görüşüyorduk. Fakat sürecin içerisinde aslında bizim en önemli kırılma noktalarımızdan bir tanesi geçtiğimiz yıl EIT'nin bizi üye olarak kabul etmesi, bir TÜBİTAK desteğiyle EIT'ye üyelik yaptık ve şu açıdan inanılmaz derecede memnunuz özellikle. Zaten aslında çevremizdeki insanlar ile biz sürekli bir şekilde Kadıköy olarak bu bahsettiğim popülariteden dolayı irtibat halindeyiz. Fakat doğru konularda doğru nokta atışı çalışma yapan kişileri bulmak gerçekten çok zor. Bize bunu inanılmaz derecede sağladı. Pek çok arkadaşımız EIT'nin içerisinde de çalışan, Farklı Labs bünyesinde de çalışan bütün arkadaşlarımız bize inanılmaz derecede destek oldu diyebilirim. Birazcık işte bizim temel olarak çözmek istediğimiz kent içerisinde insanlara yer açmak için aslında paradigma değişikliğinin içerisinde tek yapabileceğimiz olan farklı bir sistem kurmak diyeyim. O bir yan çalışma olarak lojistiği çözmeye çalışacağız tabii ki biz. Lojistikle alakalı inanılmaz derecede tanışıklık kazanmamızı sağladılar. Bunun haricinde biz tabii ki bu projelere başvurmaya devam ettik. Bir yandan Avrupa Birliği bünyesindeki pek çok projenin içerisine, bu arada bu tabii ki bu da yönetimsel bir karardır. Bir bütçe ya da bir direkt olarak uygulama fırsatı sunmadan sadece kapasite geliştirme üzerine kurulu olan projeler bile size inanılmaz derecede katkı sağlayabiliyor. Onu diyebilirim. Çünkü size bir uygulama planı hazırlatıyorlar sonunda. Ve bu projelerin içerisinde biz şöyle bir çalışma yapma fırsatı bulduk. Çok az kişi ile, buna dedike çalışan çok az kişi ile bir yandan alt konularımıza dair takipçi kent olabileceğimiz projeleri belirledik. Öncelikle Sun Plus projesine dahil olduk, Civitas'ın ve Fast Track projesine. Fast Track inovasyonla alakalıydı. Bunun içerisinde daha çok
Yine bir yan sistem olan akıllı mahalle otoparkı projesini geliştirdik. O bir proje olarak duruyor. Bir çözüm ortağı arıyor aslında. Bunun haricinde SunPlus projesinin içerisinde zaten Sun Framework'ünü, bir çerçevemizi oluşturmamızı sağladı. Bir yandan da günümüzün çok popüler bir konusu olan elektrifikasyona değindi. Biz bunu özellikle sağlık ekiplerimizin araba kullanmak istemeyişiyle, doktorlarımız araba kullanmak istemiyordu. Belediyelerin sunduğu, poliklinikleri dahilinde sunduğu çok fazlasıyla hizmet var. Bu doktorlarımız biz bisiklet istiyoruz dediler. Biz onlara normal bisikletler tedarik edebildik. Fakat elektrikli bisikletle gerçekten optimize bir şey olabileceğine dair bir sistem kurma fırsatı sundu. Ve buna dair inanılmaz bir mentörlük aldık aslında biz. Bunu bir sistem olarak kurduk. Bu projeleri yan yana birleştirdiğinizde ULATS projesi vardı. Kent merkezinde hafif elektrikli araçlarla bu kademelenmeyi sağlamaya yavaş yavaş biz ne yapmak istediğimizi ortaya çıkartmaya başladık. Biz büyük kamyonların kent merkezine girmesini azalttıkça erişilebilirliği ve yaya hareketliliğini çok rahat bir şekilde arttırabileceğimizi, bu ikisi en tepede ve en yukarıda. Tabii ki ortalarda olan işte elektrikli arabalar olsun, sonra light electric vehicle dediğimizde üç tekerlekliler olsun. Bu sistemlerin bize hangisinin ne kadar girdi sağlayabileceğine dair bir aslında kendi çerçevemizi oluşturur. Bunların tamamını bu projelerin içerisinde, bu kapasite geliştirme günleri içerisinde yaptık. Bu etkileşimler gerçekten çok önemli. Kadıköy gibi her taraftan sürekli bir şekilde veri akan bir belediye için de çok önemli. Diğer aslında bu tarz bizim kadar şanslı olmayan belediyeler için de çok önemli. Biz kendi network'ümüzün içerisinde mümkün olduğunca bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da mesela yaptığınız bir çalışmanın açık kaynak bir şekilde sunulması çok önemli. Bu belediye ölçeğinde diyorum. Çünkü başka bir yerde başka bir partner vardır ve onlarla bir çalışma yürütüyordur. Onu nasıl yürüteceğini belediyenin de bilmesi gerekiyor. Çünkü aslında bürokrasi aşılamaz bir engel değil. Sadece ve sadece doğru şekilde sunulması gerekiyor. Biz bunun uyarlamalarını aslında çoğu için aşama kaydettik. Dileyen burada belediyelerde çalışan ya da belediyelerle çalışan herkesi de seve seve bizimle irtibata geçmeye davet ediyorum. Ben bu konuda yardımcı olmak isteriz. Eminim zamanlama itibariyle sorularınızı bir önceki panelistlerimizden Konya Belediyesi'ne, etli ekmek tarafına, Gaziantep Belediyesi'ne de kebaplarla ilgili kentsel hareketliliği sormak isterdiniz ama şu anda Kadıköy Belediyesi'ne iletmek istediğiniz sorularınız varsa da dinlemek isteriz. Açık bir çağrı da bulundu. Var mıdır kendisine soru sormak isteyen aramızda? O zaman ben sorayım. Buyurun lütfen. Hem işbirliği yapan hem de zorlayıcı eğitmen olarak mesela kaç bölgeyi tamamen trafiğe kapatacağız Kadıköy Belediyesi'nde önümüzdeki yıllarda? Şimdi 2002'de çarşı, tarihi çarşı bölgemizi yayalaştırdık. Şimdi yayalaştırmanın da pek çok farklı, aslında bahsettiğim citizen science'ın büyüsü burada devreye giriyor birazcık. Çünkü konut alanlarının içerisinde yayalaştırma bizde farklı dinamiklere sahip olabiliyor. Ne kadar yayalaştırırsanız çok popüler bir mekan, devasa bir, bu sefer konut alanlarının içerisinde bahsettiğimiz yaşlı nüfusa rahatsız edici bir hale gelebiliyor. Bu dinamikleri de değerlendirerek tabii ki sonradan biz devam ettik çevre sokaklarda belirli bariyerlerde durarak işte tarihi eski mobilyacılar çarşısı, antikacılar çarşısı dediğimiz sokak var, Tellalzade sokak. Bir kendimiz alan yarattık aslında. Halit Ağa Caddesi'ni yayalaştırdık. Acıbadem'e kadar bir yaya zonu yarattık. Fakat tabii ki belirli kentsel dinamikler el vermediği için, yani içerideki trafiği dışarıya atabilecek herhangi bir, aslında bahsettiğimiz o 3 kilometre karelik alan vardı ya, orada neredeyse hiçbir ana arter yok. Sadece rıhtım geliyor, bitiyor orada. Ondan sonra çok hafif bir dağılım var. Artta Yoğurtçu Parkı yakalıyor. Şimdi böyle bir kentsel mekanın içerisinde o ana arter olmadan yayalaştırmak çok zor tabii ki. Ama bu bahsettiğimiz lojistik çözümleriyle ya da bu verileri değerlendirerek oluşturduğumuz sistemlerle, bu işbirlikleriyle belki de işte mikro hub'lar kurarak ya da şeyler kurarak bu tarz ufak tefek sistemleri bir arada kurarak bu işbirliği çok önemli. Çünkü şöyle diyeyim, ne kadar kendi alanları da olsa belli işlev alanlarına sahip belediye, özel mülk de biliyorsunuz ki popüler alanlarımızın içerisinde çok pahalı. Bu yüzden kesinlikle işbirliği ve bu tarz şeyler için Avrupa Birliği fonları çok büyük önem taşıyor. Alıp götürebildiğiniz nokta zaten oradan sonra başlıyor aslında.
Müsaadenizle ben bir soru sormak istiyorum bunun üzerine. Yayalaştırma ve aynı zamanda bunun kentte yaşayan insanlar üzerindeki etkisinden aslında değindiniz. Yani bu kadar çok yayalaştırdığımız alanlar bir noktadan sonra rahatsızlık da verebilir diye. Teknolojileri de konuşuyoruz. Şöyle bir soru geliyor aklıma. Kadıköy Belediyesi bildiğim kadarıyla Airbnb ve benzeri gibi kiralama teknolojilerinin de çok yaygın olduğu bir yer. Öte yandan semt kültürü, komşu kültürü, bunları da çok canlı tutmak isteyen, o tarihsel dokuyu da tutmak isteyen, canlı tutmak isteyen bir belediye. Ve biz de Kadıköylüler olarak o dokuyu seviyoruz, onu yaşamak istiyoruz. Tam burada bir sanıyorum şöyle bir soru geliyor akla. Bir taraftan bu yeni teknolojiler, yani bu yeni kiralama sistemleri ve benzeri, diğer taraftan da sizin bahsettiğiniz yayalaştırmayla beraber aslında özlediğimiz semt duygusu. Burada denge nasıl olmalı? Şimdi Cafer Ağlı tarafın başka cevap verir bunu tabii ki. Belediye çalışanı tarafın başka. Ben bu bahsettiğimiz dokunun ortasında 35 yıl okumuş, liseyi de orada okumuş, Kadıköy Üniversitesi'nde okumuş. Yani bütün tamamen modayı yaşamış bir insan olarak yanıt vereyim isterseniz. Bence bu doku tabii ki bu insanlar nasıl diyeyim, göçmesini neden olacak derecede. Bence bu bir denetim problemi. En başta belediyelerin elinin erişebileceğinden daha öteye kadar giden, daha üst ölçekten çözümlenmesi gereken bu koruma alanları için gerçekten doğru regülasyonların yapılmasını sağlayabilecek bir konu. Bir yandan da şimdi bunu Cafer Ağlı tarafına çekersek de şöyle diyeyim. Ben aynı zamanda bir apartman yöneticisiyim ve apartmanımızda 80 yaşın üzerinde 3 tane kiracı var. Bunlar 35 senelik kiracı, çıkmak istemiyorlar, ev sahipleri memnun. Fakat arada apartmanı tanımadıkları insanlar giriyor. Aslında bunların, şimdi biz Airbnb datasını aldık bir yandan da. Airbnb şey yaptı, en son bir data yayınladı zaten. Bu alanları, bu ısı haritasını mesela biz sahibiz özellikle. Fakat bunu aslında bizim belki de şey ölçeğinde, belediye ölçeğinde belli bir kontrol altında tutarak bunlarla ilgili ev sahiplerine bilgi vermemiz. Aslında bunların akredite bir şekilde gelip de yerleştikleri demeyeyim, birkaç günlüğüne burayı ziyaret ettiklerine dair kendimiz iletişim çalışması yapmamızda herhangi bir sakınca yok. Ama bahsettiğiniz gibi bu tabii ki konut alanları dokusunu öldürüyor. Çünkü aşağısı ne oluyor? Antikacı kapanıyor bahsettiğimiz. Kafe açılıyor. Diğer tarafta yıllardır açık olan kasap kapanıyor, kafe açılıyor. Manav kapanıyor, kafe açılıyor. Bir süre sonra işte siz de kaliteyi çok fazlasıyla aslında ruhsatı kısıtlamadan ucunu bıraktığınızda da biraz serbest bir şekilde bu alan popülerse bu şekilde gelişsin dediğinizde bu sefer kalite hep belirli bir düzeyde kalıyor. Gentrifikasyon dediğimiz şey her zaman kısıtlamayla geliyor maalesef kent mekanlarının içerisine. Arabaları kaldırdık, insanlar yürüyebilmeye başladı, insanlar geldi. Bu sefer kafeler gelmeye başladı. Bu kafelerin ya da bu mekanların, bu Airbnb hizmetlerinin tamamının da bence nasıl diyeyim, kalitesini arttırabilecek nokta sonuçta ucuna bir filtre takmak oluyor illaki. O filtreyi takmak konusunda da belediyelere büyük yük düşüyor. Çünkü bunu yanlış yaptığınızda siz kötü oluyorsunuz, belli bir gelişimi durdurmuş oluyorsunuz. Ama bunun öteki tarafındakileri de insanlara göstermek gerekiyor. Biz bununla alakalı çok fazlasıyla farkındalık çalışmaları yaptık. Tiyatroya kadar varan sokak üzerinde. Burada biraz nabız ölçmeye çalıştık ama insanlar o kadar yoğun bir şekilde geliyor ki bizim şu anda çözmemiz gereken bir anda başka problemler var deyip işte lojistiktir, otoparktır, yürünebilirliğin muhafazasıdır, işgaliyenin mesela bir envanterini tutmaya çalıştık, onlara bir guideline hazırlamaya çalıştık. Sürekli bir şekilde bir tarafından tuttuğunuzda farklı bir noktadan geliyor. Bu noktada işte zaten bununla alakalı veri toplayan ve bu veriyi makul bir şekilde işleyen partnerlerle işbirliği yapmak bir yandan çok fazlasıyla daha da önem kazanıyor diyebilirim. Benim burada Mert Bey'e bir çağrım olacak. Şimdi Kadıköy Belediyesi olarak bir deprem anında benim en çok böyle korktuğum, ürktüğüm şeylerden bir tanesi. Yani o binaları gördüğüm zaman nasıl olacak? Gelin bu konuyla ilgili sizinle bir çalıştay yapalım. Biz de lojistik olarak oradaki depolarımızdan bir eylem planı düzenleyelim. Ve bu konuda da
Belki bir demo de yapabiliriz. Teknolojik olarak buraya destek verebilecek, bu projeye katkıda bulunacak olan startuplara da çağrı yapalım. Ve bu bir örnek olsun. Çünkü hepimizin bir sorumluluğu var bu konuda. Ve bir şekilde bunu da bir harekete geçirmek diye düşünüyorum. Yani herkes bir taraftan bir şeyler yapıyor ama belki bir örnek bir şey çıkartabilirsek buradan bir proje, bir çalıştay sonucunda... Kadıköy olarak en azından böyle bir gururla bunu tabii da sunabiliriz diye bizim düşünüyorum. Afet planımız da mesela 2017'den sonra tekrar güncellenmedi. Pek çok farklı şey oldu. Bir yandan kent merkezi daha da gelişti. Bir yandan zaten kapıda ne kadar kapıda olduğunu gösteren çok büyük felaketler yaşadık. Şimdi herkes daha da fazla korkuyor aslında. Ben eminim ki bizim de çalışmalarımızı güncellememiz gerekiyor. Bir yandan zaten bunu... tamamen kenti kullanan en önemli paydaşlardan bir tanesi bütün bu destek sistemlerini sağlayan lojistik sistemleri çalışanlarıyla kesinlikle birlikte yapmamız gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü insanlar dediğim gibi şeyin arkasını, sahne arkasını bilmiyorlar ama inanılmaz bir sahne arkası var aslında bu 2,5 milyona sürekli bir şekilde hizmet etmeye çalışan bir alan yaratmanın. Bir çalıştay sözü, bir işbirliği sözü, bir tane de proje bağladık. Oldukça verimli bir panel geçirdiğimizi düşünüyorum. Haluk Bey, bundan sonra siz düşünün artık bir joint venture mı çıkarırsınız, yeni bir girişim mi kurarsınız? Sonraki panelimize de topu bırakmış olayım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Panelistlerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Aralarda yine tekrar bu konuları tartışıyor oluruz. Teşekkürler.